Herkese merhabalar efendim. Hoş geldiniz Beyaz TV ekranlarına, Nermin Nefes Mutfağı'na. Güzel, keyifli, sağlıklı, bol bereketli bir gün olsun efendim. Günün menüsünü yine hep birlikte karar vereceğiz. Ve bugün ne pişirsem derdini hemen ortadan kaldıracağız. Çünkü bugünkü tariflerim efsane, efsane. Kesinlikle tek kelimeyle efsane. Neler yapacağız efendim? İlk tarifimiz tavada bir kazan dibi hazırlayacağız. İnanın bu tavadaki görsele siz bile inanamayacaksınız. Dışarıdan hazır aldığınız kazan dibilerden hiçbir farkı olmayacak. Evet, büyük bir tava istiyorum sadece sizden efendim. Ve bunun içerisinde efsane bir kazan dibi yapacağız efendim. Teknolojiyi ilerletiyoruz. Artık sizi uğraştırmıyoruz. Tencere, tepsi kullanmıyoruz. Sonrasında efendim özel soslu bir köfte yapacağız. Bu özel sosuyla birlikte buluştuğunda tamamen böyle lokantalarda, restoranlarda yediğiniz çok ağır ve şık sunumlu bir yemek tarifine dönüşecek. Dereotlu parmak bir poğaça yapacağız. Mayalı bir tarif olacak ama hiç beklemeyeceğiz efendim. Direkt hamurunu yoğurup, şekillendirip tepsiye vereceğiz. Açacağız. Çok farklı bir sunumu olacak. Ve efendim mantarlı pilav yapacağız. Taze bakla çorbası hazır. Baklalar çıkmışken efendim, her yerde mis gibi baklalar varken efsane bir çorba yapacağız. Bakla çorbası olur mu? Vallahi olur. Bilginiz olsun. Serpil Hanım, sizi de alalım. Ve yayınımıza başlayalım efendim. Nermin Nefes Mutfağı'nda bugün tencere seti geldi efendim. Oo, ne güzel. Evet, şu an itibariyle efendim çeyrek tencere seti veriyoruz. Ömürlük bir tencere seti. Gidiyorsunuz Nermin Nefes Mutfağı'na. Hediyesiz kalmadınız efendim. Hediyelerimizi tekrardan vermeye başladık. Malum bir hafta canlı yayın yapmadığımız için o esnada veremedik ama bayram öncesi 10 kişiye efsane şal hediyemiz olacaktı. İki tanesini açıklamıştık efendim. Bugün 8 kişiyi açıklayacağız. Bugün açıklıyor musun? Bugün açıklıyoruz. Nermin Nefes Mutfağı'nda öne çıkarılanlara gidiyorsunuz. Kıymetli sponsor firmamı takip ediyorsunuz efendim. Ve 10 kişiye toplamda şal veriyoruz. Bu şalları da bugün açıklıyoruz. Koşun koşun katılın. 4 tanesini ilk yarı, 4 tanesini ikinci yarı. Reklama gitmeden ama 4'ünü. Direkt telefondan açıklayacağız. Hemen. Ne güzel. 4'ünü. Beyaz TV sayfasına da yorum yapabilirsiniz. Oradan da hadi 2 tanesini de oradan seçeceğim. Beyaz TV'den mi seçelim? Evet, 2 tanesini de Beyaz TV'den seçeceğim. Aa, ne güzel. Aynen öyle. 8 tane, 6 kişi Nermin Nefes Mutfağı'ndan, 2 kişi Beyaz TV'den. Hadi bakalım, koşun. Hayırlısı inşallah. Hayırlısı. Kime çıkacaksa sağlıklı kullansın. Evet. Maşallah. Gözlerim görmüyor artık. Çok kötü bir şey. Eskiden böyle baktım mı görüyordum. İşte dur, bak. Dur takacağına tatlım. Takın da, onlar da çok açıldı. Tavada kazan dibi yapıyoruz. Muhallebisi için 1 adet yumurta sarısı, 1 litre süt, 3 yemek kaşığı pirinç unu, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağından 2 parmak eksik şeker, 1 paket vanilya, alt tabanı için ise 5 yemek kaşığı pudra şekerimiz olacak efendim. Hı. Benim ekranım gitti, haberiniz olsun. Geldi, geri geldi. Geldi mi? Belki hem görmeyince böyle garip hissediyorum. Maşallah, bakar mısın Nermin, bronz. Ne güzel. İşimiz olmadı Serpil. Allah şey, bir tane keşfet var ya, ışığınızı almak isteyenlere izin vermeyin diye böyle kupayı savuruyor. Onun gibi bir şey oldu bu. Şimdi şöyle yapalım efendim, bakın. Burada nişastamızı, şekerimizi, unumuzu, kurularımızı karıştırıyoruz. Vanilyamızı başta koyacağım çünkü sonda koyduğumda hep unutuyoruz. Dur ben şunun sarısını alayım mı? İster misin? Şöyle olur. Şekerimi koyuyorum. Şöyle kuruların hepsini karıştırdıktan sonra sadece yumurta sarısını ekleyeceğiz ve 1 litre sütümüz şöyle tenceremin içerisine alıyorum. Şimdi burada bu kazan dibini yaparken en önemli nokta efendim, muhallebisini önden pişireceğiz. Ve en az 1,5-2 saat aslında kenarda beklemesi gerekiyor, bilginiz olsun. Yumurta sarısını da şöyle göstereyim, bakın içine attık. Şöyle güzelce burada bir çırpma işlemi yapıyorum yumurta sarısını da şöyle. O yumurta sarısı ile birlikte muhallebim zaten hafiften sarımsı renge geliyor. Ve bunu böyle alıyorum, Serpil'e bırakıyorum. Onu ben alayım, sen şöyle şeyini, kendi şekerini yak. Aynen, şuraya koyuyorum bunu. Şurada daha mı hızlı yapardım? Sana olur, ben de kadına şuraya koyayım. Ya da ben buraya gidiyorum. Sen buraya gel. Tamam. Geldi. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Herkesin evinde güzel bir tavası vardır diye düşünüyorum. Yani yumurta yapmış olduğunuz yuvarlak bir tava. Bu tavanın içerisine, zemine pudra şekeri dökeceğiz. Ama altını kısalım ki birden yanmasın. Ve aslında
Şekeri nasıl karamel yapıyorsak pudra şekerini de aynı şekilde karamelleştireceğiz Serpil Hanımcığım burada. Şöyle yayacağım. Hadi bakalım. Ve efsane bir kazan dibi yapacağız. Bir de pratik de olacak. Çok pratik ve çok güzel bir sunum olacak. O yüzden ilk başta bunu yaptık soğuk, ki soğuk. Sonuna şey olsun, yetişsin. Dolaba kaldıracağız hemen çünkü. Dolapta kaymak tutacak. Evet. Şöyle pudra şekerini tavaya döktüm. Tavanın biraz zeminini ne yaptım? Altını kıstım. Ve diğer tarifi Serpil getirirken... Bu biraz ısınana kadar açsa mıydık? Isınana kadar açsa şöyle mıydık? Açıyorum ısınana kadar. Ve sıradaki tarifimiz aslında çok güzel bir ana yemek. Özellikle dediğim gibi restoranlarda böyle farklı soslu yediğiniz o tarifler var ya, hani çok gerçekten beğenerek. Ay diyorsunuz bunun sosunda ne var? Bugün size aslında öyle bir sos yapacağım. Önce çok güzel bir şekilde köftelerimizi yoğuracağız, top köfteleri. Sonrasında et suyundan oluşmuş böyle unlu munlu kremalı bir sos yapacağım size. Bu gerçekten efsane oluyor, bilginiz olsun. Kızarmış soğanlı köfteleri de soğanlı değil mi? İçerisine bırakacağız. Yanına patates püresi veya az sonra yapacağımız mantarla. Ne oldu kız? Döştü bizimki gene. Mantarla servis edebilir, mantarlı pilavla servis edebilirsiniz. Bak saldırdı değil mi sana? He? Kırmıkladı mı ayağını? Çorapları gitti. Valla aşı olmak zorunda kalırsın ha. Şöyle. Şimdi ben kıymamı alayım geleyim. Güzelce karıştırmaya devam ediyoruz. Ve kıyma da gelsin, ben direkt o tarafa geçiyorum efendim. Top köftemizi hazırlarken dediğim gibi birazcık farklı bir köfte yapacağız. Bu köftede soğanları Serpil'den küçük bir tabak isteyeceğim. Enteresan bir şekilde kavuracağım doğramış olduğum soğanı. Yanlış duymadınız, köftenin içerisinde soğanı kavurup ekleyeceğim. Yani karamelize etmiş bir soğanla buluşturacağım. Özel soslu top köfte için 400 gram kıyma, 4 yemek kaşığı galeta unu, yarım çay bardağı süt, 1 adet soğan, 1 adet yumurta, başlamış. 1 tatlı kaşığı hardal, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, muskat. Sosu için 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un, 2 su bardağı tavuk suyu, 1 paket krema, tuz, karabiber ve yine muskat rendesi sosunda kullanacağımız malzemelerimiz efendim. Şimdi burada soğanı neden karamelize ediyoruz? Çünkü klasik bir köfte yapmayacağız. Hani bu anne köftesi gibi, ama malzemeleri gerçekten çok daha böyle yumuşatacağız. Ve ben karamelize olan her şeyi çok seviyorum. Gerçekten söylüyorum. Köftenin içerisinde de bugün böyle denemek istedim açıkçası. Tavada az yağda. Serpil yağını ekledim. Ben bakar mısın şuna, nasıl güzel şey oldular. Evet. Şu an aslında yakından çekebiliriz Hüseyin Hocam. Pudra şekerinin nasıl eridiğini bir gösterelim. Kazan dibi için. Şöyle yakından izleyicimiz de görsün. Efsane bir şey ya. Tabii canım. Ya gerçekten. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Bak şey, bunun sulanması daha da güzel oldu bu arada. Altı kısık. Evet. Rengini tam şöyle. Şu an kapatalım bence altını Serpil. Mı diyorsun? Hı-hı. Kapatalım. Okay. Şöyle yakından çekebilir miyiz şunu? Bak şöyle. Rengi bu. İzleyicim görsün. Pudra şekerini bildiğiniz karamel rengine dönüştürdüm. Burada kısık ateşte yaptınız. Bakın biraz fazla kalırsa bu acıyacaktır. Acımaması için altını yakmadan, yanmadan kapatmanız lazım. Biz de şu an muhallebimiz pişene kadar altını kapattık. Çünkü yanarsa ki istediğiniz kıvama getiremeyeceksiniz. Yani acı olacak. Ben buraya acı bir şey istemiyorum açıkçası. O yüzden kapattık altını. Burada da güzel bir köfte yapacağız. Köfte için ne yaptık? Gördüğünüz üzere kıymamızı çok güzel bir şekilde kavurduğumuz soğanla yoğuracağız. Bakın kıymamı buraya alıyorum efendim. Bir eldiven de rica edeyim. İçerisine 1 adet yumurta. Alacak. Teşekkür ediyorum. Tuz, karabiber, toz biber. Bir rende rica ediyorum. Bakın süt de var. Şey süt yumuşatacağız. Ha. Aynen. Muskatı şeye de kullanacağız Nermin. Birazcık sosa da. Şöyle o yüzden hardalımı da ekledim. Bunun içerisinde anne köftesinin dışında birazcık hardal ve muskatımız var. Onları da böyle biraz rendeliyoruz. Biraz da sosunu da kullanacağım. Yoğurma kabuğu ne güzel öyle Nermin. Evet ya, bayıldım ben buna. Gerçekten bakar mısınız?
Eskiler bu emayeler gerçekten benim için sağlık aksediyor ve gerçekten şöyle söyleyeyim, ben küçükken annem de kullanırdı, çok severdim. Bir firmamız göndermiş sağ olsun. Vallahi çok güzel. Hatta Dila da etiketlesin, çok hoş. Bakar mısınız rengin güzelliğine? Siz de sosyal medyadan Nermin Nefes Mutfağı'ndan görebilirsiniz. Nermin'cim bu arada şöyle, benim şeyim oldu. Yoğuruyorum. Muhallebim oldu. Muhallebi olduysa birazcık daha karıştıralım. Şöyle. Burada köfteye birazcık bakın süt ekliyorum. Bu kısım çok önemli. Normalde köfteye süt koymazsınız. Ama biz bu köftenin içerisinde lezzeti bir tık daha açığa çıkarmak için süt ekliyoruz. Yanlış duymadınız efendim. Sütü çok eklemedim. Neden diyecek olursanız, çünkü ben ne yapacağım efendim? Galeta unuma göre ilave edeceğim sütümü. Bakın burada şöyle sağlıklı bir şekilde kabımın içerisinde yoğuruyorum. Ben bu arada tavamı tekrar açtım, ısındı. Geliyorum ben hemen oraya. Köftemizi sana vereceğim. Şöyle bakın. Ama daha böyle şeyimiz, soğanımız var ya, bence orayı bitiremeyeceksin zaten. Şöyle birazcık daha yoğuruyorum. Birazdan soğan gelecek. Şimdi bakın burada getir dökelim. Şu olayı bütün tavanın altına yaydım. Bak şeker ya, toplanıyor çünkü. Şöyle yapalım hatta. Sen de hemen dök Serpil, tam ortadan. Spatulayı bana ver ki ben böyle şey yapayım. Bakın şimdi direkt dökeceğim. Şimdi burada ben püf noktalarıyla anlatacağım size nasıl pişireceğimizi. Tamam. Şimdi spatula bana lazım. Vereceğim, dur. Suyu tutayım hemen. Şimdi burada kısıyorum. Tamam mı? Bunun pişirme tekniğini şimdi sizlerle paylaşacağım. Kıstık. Altı kısıkta. İstersen küçüğe mi alayım ben? Onu ben alayım Serpil. Yok, orada bence kalabilir. Ölüm diyorsun. Şimdi bakın soğanı tamam, önden birazcık ne yaptık? Kavurduk. Of çok güzel oldu. Yani soğanı çiğ halinden çıkarttık. Sütün de şu an tamamını koymadım. Çünkü soğan da girdiğinde şey olmasın diye. Ne olacağını görelim diyorsun. Çok fazla sulu olmasın, aynen. Şimdi soğan sıcak olduğu için direkt elimi atamıyorum. Birazcık kıymamla soğutup soğanı yediriyorum köfteme. Aa, güzel oldu gerçekten. Keşke kokusunu da gönderebilsem size. Çok güzel soğan koktu. Soğanın ve baharatların kokusu efsane oldu. Spatulayla yandan yandan birazcık Serpil onu destek. Dokunayım mı? Hı hı. Kenarlarından sadece. Yuvarlak kısımlarından. Şöyle bakın kazan dibi de aynen içeriye doğru. Oraları. Birazcık toparlıyoruz. Toparlayalım Serpil. Çekelim, çekelim, çekelim. İyice toparlamamız gerekiyor ki çıkartırken rahat çıkartabilelim. Katlayarak. Hafif hafif de tutuyor dibi, güzel oluyor. Aynen bak, dibini de tutturacağız zaten. Baksana Nermin. Aynen öyle, biraz biraz şu an iyi. Bir de bir tabak alayım ben. Köfteler için mi? Bir tane şöyle daha yapacağım. Eldiven rica edeyim. Şunun üzerine dizelim zaten. Sen bunları yuvarla, ben sosuna geçeyim. Tamam, o zaman ben şöyle bıraktım onu. Aynen. Ben şey kullanmayacağım, eldiven kullanmayacağım. Sen eldiven sevmiyorsun, evet. Yok yok, ben şimdi elime bir yağ damlatacağım, mis gibi yuvarlarım ben onları. Serpil Hanım, onları yuvarlarken ben bir tava alacağım. Tavayı ne yapacaksın? Ha şey, köfteye köfteleri mi? Köfteleri kızartacağız, sos yapacağız. Ama zaten önce köfteyi kızartacağız. Bak, ya. Bak şu an oldu. Görüyor musun? Şu an ben kapatacağım altını. Bu tamam benim için. Tuttu mu sence dibi? Tuttu. Şu an bakın. Baksana. İyice tamam, yandı. Ben şey... Böyle bir iki dakika daha dursa mıydı diye çok düşündüm bir an ama. Çok yakarsak acır. O da var. Kontrollü. Tavayı buradan alayım ben. Bunu da yapayım. Şimdi kıymetli izleyenlerim. Bu işlemi evde yapacaksınız ya. Bunu yapın. Yani bak maksimum 2 saat diyoruz. Biz canlı yayında en başta yaptığımız tarif oldu. Neden diyecek olursanız. Soğuması lazım bunun. 2 saat kesinlikle en az beklemesi lazım. 2 saat bence az. Siz bunu 3-4 saat dolaba atın ve unutun. Sabah sıcağı çıktıktan sonra. Aynen öyle. Bunu atın ve unutun. Çünkü gerçekten burada açık ve net söyleyeyim. Şey yapmamız lazım. Evet, bazı yemekler. Dondurmamız lazım iyice.
Şimdi köfteleri de ayrı bir tavada kızartacağımız için bence önce köfteleri kızartmakla başlayalım. Sonra köftelerin içinde sosu yaparız. Şöyle. Unlu falan kavuracağız ya, bence otomatik olarak sosu ayrı yapalım. O zaman ayrı yapalım. Tamam. Hatta istiyorsan unu al İki oraya. İki tavayı kirletmeyeyim dedim. Ben anladım senin güzel niyetini de. O da kavrulacağı için. Şöyle yapıyoruz. Tereyağımı koydum efendim. Sıvı yağımı ekledim ki direkt yanmasın. Şöyle ikisini koyup şöyle güzelce bir açma işlemi yapacağım. Unumu burada bir tık rengini koyulaştıracağım. İçerisine muskat rendesi, tuz ve karabiberini ekledikten sonra et suyunu koyacağım. Et suyunun aslında bir kıvam sağlayacağım. Ve et suyuyla sağladığım kıvamın üstüne en son aşamada ocaktan alırken kremasını bırakacağım. Kremayı başta koymamın nedeni kesilmemesi sosumuzun. Ama burada unu, un helvası yapar gibi mümkün mertebe bir kokusunu çıkartın ki o köfte sosunu efsane hale getirelim efendim. Bakın. Bu arada şey de güzel olur değil mi Nermin? Biz yayındayız diye yapamadık ama kızartmayı yaptığımız tavada da gayet şık olur. Evet. Köfteyi kızarttığımızda da sos. Ben dedim önce köfteleri kızartalım. Ya ama... un da kavrulacağı için. Aynen, o da olur. Öyle. İstersen orayı kapat. Şeyi buna geçiririz. Yok, şey olmaz artık. Tamam. Ha? Muhlama gibi oldu, evet, bence de. O şimdi birazdan böyle kendini çekecek, sıkılaşacak. Şöyle unumuzu burada kavururken bir tık kokusunu çıkarmasına özen gösteriyorum. Şöyle şuradan muskatımı rendeleyeyim. Muskat sosta da çok güzel oluyor, bilginiz olsun. Bence çokça da kullanabileceğiniz efsane bir aroma ve lezzet açısından da yemekleri lezzetlendiren güzel bir baharat türü. Şöyle bakın, muskatla rendeledim ve şu an kavurdum. Tatlı istersen kapat. Çok da güzel oldu bence. Ha? Şöyle tatlımızı da bakalım. 6 kaymak tuttu mu? Oo, bak çok güzel olmuş, görüyor musunuz? Bu soğuduğumuz zaten kalıplaşacak. O yüzden artık bunun altını kapatalım. O da sıcağı ısına çıkması için şurada mermerimin üstünde bekleteyim. Burada unumu kavurdum. Unumu kavurduktan sonra ne yapıyorduk? Et suyumuzla buluşacak. Muskatı rendeledim. Et suyunu veya tavuk suyunu şöyle verirken kontrollü verin. Çok sulu olsun istemiyorum. Topak topak bir sos da istemiyorum. O yüzden kontrollü bir şekilde şöyle veriyorum. Of, nasıl güzel koktu, şu an bile anlatamam size. Evet, hepsini alacak. Şöyle burada birazcık çektireceğim. Yani aslında koyulaştıracağım. Zeminde kullanmış olduğum, kavurmuş olduğum unla birlikte iyice çorba kıvamına getirene kadar bunu böyle bir çırpacağım. Ben de hemen köfteleri... Evet, köftelerimizi ne yaptık? Soğanlarını önden biraz kavurduk. Ve şimdi azıcık ya ocakta de şey yapacağız. Ne aradın? Şunu. Şöyle birazcık çırpıyorum. Bakın zaten koyulaşmaya başlıyor. İyice karıştırıyorum. Çok koyu bir sos elde edeceğim. Bunu çektireceğim iyice. Altını bu nasıl sos yapıyorsun? Aynen, aslında o tarz. Evet. Şöyle tuzunu, karabiberini ekliyorum. Tuz, karabiber de burada çok güzel lezzet veriyor. Of, kıvamı da çok güzel oldu. Ve en son aşamada krema ile bir tık yumuşatacağım. İçerisinde böyle karabiberin gözükmesini istemiyorsanız, daha parlak bir sos olsun istiyorsanız beyaz biber, akbiber kullanabilirsiniz bu aşamada. Karabiberin kardeşidir ve yemeklerinizi koyultmaz efendim. Kanka. Akbiber. Aynen, kankası. Of, çok güzel koktu şu an. Hay, olmadı da. Başladı. Yer değişelim bence, senle gel. Ben köftelerimi aldım, gidiyorum. Şimdi bakın burada bağlayıcı olacak krema. Kremayı koyduktan sonra çok fazla pişirmeyeceğim sosumu. Çünkü sosum şu an bakın tam istediğim kıvama geldi. Köftelerim kızarana dek ben sosumu hazırlamış oldum. Ve bu tavanın içerisinde buluşturacağız. Şimdi. Bak, of of of, kokuya bak. Ah, senin altın var. O bana versin o tabağı. Kirleteyim. Al canım. Ben şimdi şunları bir... Şimdi burada bakın kremayı veriyorum.
sosuma. Bir su bardağı. Siz yarım su bardağı da kullanabilirsiniz. Bakın kremayı verdikten sonra daha kıvamı parlak ve pütürüksüz hale getirmiş oldum sosumu. Bakın şöyle yine kremayı da bir tık çektirmem gerekecek. Şöyle. Of, bakar mısın? İşte İpek gibi oldu ya. İstediğim bu. İstediğim krema. Finalde benim tavamda buluşturalım mı? Evet. Şeyle yapalım mı? Ha. Serpil evdeki gibi. Yo, benim öyle çok yanmadığı için hop diye dokunuveririm. Aynen, ben. Aynen, ben de öyleyim de. Ha, diyorsun ki laf yani, edebilirler. Yani şimdi gelirlerse biliyorum kankam. Şöyle güzelce çektiriyorum bak. Of, bu sosu fazla yaptığımız için mesela köfte bana az geldi. Bunun yarısını kavanozun içerisine koyup yaklaşık bir hafta kadar da saklayabilirsiniz. Bu sosu tavuklarınızda, etlerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Diyelim tavuğu bu şekilde kızarttınız, marine ettiğiniz tavuğu. Ne yapıyorsunuz? Burada kızarılan tavuğu direkt bunun içerisine alıyorlar. Bunun mesela fazla geldiyse dediğim gibi bunu saklayabilirsiniz. İsveç köftenin şeyi oldu, sosu oldu. Vallahi bakar mısın? Vallahi. Ama biraz daha bunu çektireceğim. Birazcık. Sen çektir. Gözüme o kalsın. Hangisi bu? Aha, senin. Ben taktım ona, farkındasın değil mi? Verebilirim artık. Gidip gelip peyilliyorum ona. Heh, bunun da işim bitti. Evet, hemen diğer tarife geçiyoruz. Geldim. Dereotlu, mayalı ama mayasız gibi pişecek parmak bir poğaça yapıyoruz. Bekleme derdiniz yok. Köfteleri de böyle nar gibi kızartalım. 3 köfte 500. Kaldı mı? Bakar mısınız ya? Ana yemek efsane oldu. Burada o kazan dibi benim istediğim gibi kaymaklaştı. Serpil. Evet, onu birazcık daha. Bakar mısınız? Şişi, bunu göstermek istiyorum. Bunu göstermek istiyorum ekran başına. Bak. Ay, elim yandı. Şunu görüyor musunuz işte? Teflon tavada bak. Bak. Çok rahat bir şekilde kalkacağını gösterir. Serpil, bakar mısın? Bir şey söyleyeyim mi? Efsane bir şey oldu bu, biliyor musun? Deli bir şey oldu. Wow. Gayet güzel oldu. O birazcık daha soğusun bence. Bak, görüyor musunuz? İpek gibi çıkacak. Teflon tavada yaptığınızda böyle ipek gibi kaldıracağız onu. Şimdi bunu dolaba atabiliriz. Özlem nerede? Dolaba göndersin bunu artık. Vallahi bunu dolaba verelim. Buz gibi olsun. İki sıcağı çıktı. Şimdi köfteler burada kızardı. Peki köfteleri ne yapacağız? Ben bu sosun birazını ayırayım mı? Çok mu oldu Serpil? Yani ben çok olduğunu düşünmüyorum, tamam. Ama sen yine de şey yapma. Bence de boş ver. Üzerine yumurta sarısı. Buradan buluşturma yapıyorum. Sosumla birlikte. İki yemek kaşığı süt. Oo, kokuya gel. Of 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 of. Aman yarabbim. Valla şunu şuraya bırakayım da. Kediciğimize veririz. Onun gibi bir şey ya. Bence oraya da koyabiliriz onu. Şöyle bunlar hamuru için, arası için, üzeri için Özlem ne kadar cömert davranmış canım kardeşim benim. Böyle bol bol vermiş. Etinizi veya dediğim gibi köftenizi sosla buluşturuyorsunuz. Tavuk etiniz de olabilir. Alsana bunu da. O yere düştü ocağa canım. Ocağımız temiz mi? Değil mi? Doğru söylüyorsun. Hadi 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 hadi. Ay, ocağımızda ne var? Şöyle bakın. Burada biraz daha sosla birlikte köftemi pişiriyorum. Özlem geldi galiba, onu verelim. Ha. O donsun çünkü. Ay, çok güzel oldun sen ya. Evet, burada efendim çekerken birazcık daha, çok azıcık daha bekleteceğim, o kadar. Gelelim sadede. Dereotlu, mis gibi. Gelin. Hafta sonuna. Mayalı ama mayalısız, evet, muamelesi mayalı, görüyor, mayasız değil mi? Muamelesini nasıl görecek şimdi göstereceğiz. Bir adet yumurta, 100 gram tereyağı, yarım çay bardağı su, bir su bardağı süt, bir yemek kaşığı toz şeker, aldığı kadar un, bir paket maya ve tuz. Bir tutam dereotu efendim. İçi için 200 gram lor peyniri, üzeri için bir adet yumurta sarısı, bir yemek kaşığı süt, çörek otu. Yine benim buzdolabım niye ötüyor? O öyle ara sıra şey yapıyor anne, sevimlilik yapıyor. Biliyor musun, evde de böyleyim. Aynı dolaptan evde de var. Böyle öttü mü
Kapıyı sıkı sıkı böyle kapatacağım yani. Ona şey, ötme sesini gelemiyorum. Çin işkencesi gibi değil mi? Evet, dit takılıyorsun. Dit, ben de. Bak. Ben neyse, de. Vardır bir derdi. Çıkar, çıkar yakın. Vardır bir derdi. Şimdi efendim, sütü ekliyorum. Ay. Şeker. Hamura doğruyorduk ayol. Maya. Az daha iç harcıma koyuyorduk. Yok, buraya koyacağız. Çok azıcık tuz. Tuzunu gördüğünüz üzere şekerle koymadım. Şöyle bir kaşık alıyorum. Bakın burada köfteler sosla birlikte güzelce özleşti. Yine altı açık. Şekerim, maya. Ay, dereotum nasıl güzel ha. Canlı canlı. Bir adet yumurtam var. Bir adet yumurtamın akını da hamura koyayım. Sarısını üzerine ayıracağım çünkü. Evet. Tereyağını hamuruma bırakıyorum. Mayayı bir tık aktifleştirmek adına şöyle biraz da suyum var. Onu daha eklemedim. Bardakta bekletiyorum birazcık daha aktifleştirebilmek için. Hı hı. Ben de tam oraya alacaktım. Geldim. Evet. Şu an mayanın birazcık aktifleşmesini istiyorum. Neden diyecek olursanız, çünkü malum burada hiç bekletmeyeceğiz hamuru. Bir mayalama şeyi olmadığı için sıkıntı diye görüyorum. Risk almayalım. Birazcık burada mayam aktifleşti. Ve ben şu an onu da içerisine aldım. Hamura dereotunu sonradan eklemek inanılmaz bir işkence. O yüzden suyla birlikte veriyorum. Çünkü yoğurduğunuz hamurda çok sıkıntı oluyor. Her yerine eşit dağılmıyor. O yüzden sıvılarla birlikte dereotunu ilk başta verirsek böyle daha rahat dereotunu bütün hamura yedirmiş olacağım. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Şey gibi değil mi? Aksi halde pişmiş haşa soğuk suyu katınca olmaz. Şöyle bakın. Suyumu da veriyorum. Ver suyu. Ilık suyu. Vallahi bak şu an çok güzel bir koku. Ben dereotu çok sevdiğim için zaten. Ben de çok severim. Bana da hep şey gibi gelir. Baharın müjdecisi. Değil mi böyle otlar? Dereotular, baklalar. Bakar mısınız vallahi? İstersen sana 2 yemek kaşığı süt vereyim fazladan. Yeterli. Şöyle. Hı hı. Şu an elden ayrılmaya başladı. Bunun direkt merdane yardımıyla açacağım ve şeklini vereceğim. Hiç beklemeyeceğiz. Hani mayalı hamurumu kenara koyayım, alttan mayalıyı çıkarayım. Öyle bir derdimiz yok. Direkt bunu da yapacağız. Ve birazcık ocağı, şey fırınına, ayarını düşük tutacağız. 170'te koyacağız. Mayalanacak kendi kendine. Tepsi mayası gibi fırında olacak. Yani yavaş pişireceğiz. Çayı koyana kadar diyorsun. Yap poğaçayı, poğaçamız hazırla. Poğaçamız hazır. Aynen öyle. Bence köfte de oldu Serpil. Bence de. Onu güzel bir sunum tabağına çekeriz. Şimdi koymayacağım ki şey olmasın diye. Aslında biliyor musun? Şimdi koyarsan güzel olur, o kaymak tutacak. Isıtırsam çözeceğim ya, onu bekleteyim dedim. İstiyorsan koyayım ama. Tamam. Şöyle hamurumu güzelce yoğurdum. Bakın. Bunu şimdi Serpil'e vereceğim ben. Hemen kazananları açıklayacağım. Ekranda kalın. Serpil bunu açana kadar ben de size kazananlarını açıklayacağım. Gel canım benim, gel. Al Serpil. Misafir geliyor Nermin. Vallahi çok, ben hatta bunu böyle alayım. Sıçraya sıçraya. Anam vallahi, gibi şöyle bak, bir bak. Elimle. Bizim misafirimiz biliyorsunuz Serpil, eksik olmaz. İşte. Evet. Serpil'e bırakıyorum. Hemen size 4 tane kazananını açıklıyorum. Bir tanesini Beyaz TV sayfasından seçeceğim. Oraya da yorum yapmayı unutmayın. Diğer 3 tanesini Nermin Enfes Mutfağı. İkinci yarıda yine 4 tane kazanan olacak. Al Serpil, sen bunu özleştir. Ben bir elime su tutayım. Son dakikalara girdik. En sevdiğim şimdi. Güzelce, çok inceltmeyeceğiz Serpil hamuru. Biraz kalın parmaklar evet, yapalım. Evet evet, şey değil mi? Aynen, mayasını yaptırmadığımız için çok da böyle ince olmasın, hamur baskılanmasın. Ay. Ama biraz yoğurmak istiyor onu Serpil. Ben yoğuracağım Nermin. Hiç acelesi yok. Aynen, onu yoğurabiliriz. Geldim efendim. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi etsi velatu asır. Nermin'in Enfes Mutfağı'na geçeyim.
Gel. Taktım gözlüklerime. Nerede bu şalımız? Burada. Bak direkt gözünüzün önünde yapıyorum. Sonra ben istedim olmadı da işte. Bana çıkmadı da. Bana çıkmadı da tanıdıklarıma veriyorsunuz. Ben kimseyi tanımıyorum bak. Kimseyi tanımıyorum. Kardeş hangi birini tanıyacağım? Kimseyi tanımadan buradan bak şöyle geldim. Evet bir tanesini açıklıyorum. Hadi bakalım. Çok zarif, çok güzelsiniz Nermin Hanımcığım. Sizleri severek izliyoruz. Enerjinize hayran kalıyorum. Şallardan bana çıkar nasip olur mu demiş. Oldu şekerim. Aynur Can. Hemen ekran görüntüsünü aldım. Oldu kaydettim. Sana nasip oldu. Şimdi bir daha ikinciyi seçiyoruz. Bak bunu direkt Nermin Nefes Mutfağı Instagram hesabımdan yapıyorum. Bana çıksın bayram elbisemi uyacaktı. Neyse bayramdan önce oldu. Şöyle atıyorum. Bunların hepsini sizin için paylaşacağız sosyal medyada. Ah şifreleri de yazmış burada Elif Hanım. Onu çıkarıyoruz. Urfa tatlı demiş. Yayın hayatınıza başarıların devamını diliyorum. Allah gönlünüze göre en iyisini nasip etsin. İnşallah nazardan korusun. Sizi severek izliyoruz. Nermin ablacığım demiş. Elif herhalde. Onun da ekran görüntüsünü aldım. Şimdi buradan çıkıyoruz. Beyaz TV'ye gidiyoruz. Beyaz TV'ye geldik. Evet, Beyaz TV'den de buradan hemen bakalım. Gelin arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Göstereyim önce. Beyaz TV'den şu fotoğrafımızın altına istedik. Bakıyorum şöyle. Şöyle. Ha. Şahinaz Karagöz. Nermin Hanımcığım neşeli, enerjik, samimiyet, güne bomba gibi başlıyoruz. Çok o kadar özverili, disiplinli çalışmayı, başarıyı doğurur tabii ki takdire şayan. Biz kadınlar iş hayatında örnek oluyorsunuz. Sizi severek takip ediyoruz demiş. Güzel hayatınız bana nasip olsun demiş. Güzel şallarınız, hediyeniz. Onu da kaydettim ve 4 kişiyi açıkladım. Son 4'ü de ikinci yarı açıklayacağım. Yine bir tane Beyaz TV'den seçeceğim. 3 tane Nermin'in Enfes Mutfağı'ndan böyle sizlerle seçeceğim efendim. Kimseyi tanımıyorum, kimseyi bilmiyorum. Hatta kargoyu da direkt firmam yapacak. Ben karışmıyorum efendim. Teşekkür ederim. Sen ne yaptın Serpil? Ne yapayım? Devam bende. Açıkladım Serpil. İyi yaptın. Oh iyi oldu. Oh süper oldu. Sağlıkla kullanın bacım. Evet bakın köftemiz de oldu. Onun da altını kapatıyorum. Bak ben girmiştim o çirkin işe görüyor musun? Bana çıkmadı. Sana çıkmadı Serpil. Ha kız görüyor musun? Olsun ben sana veririm. Yeter Serpil benim için. Ya bir dokunsaydın. Yok yok çok güzel. Şişko olmaz mı? Yok yok olmaz. Ha. Olsun yani şişko olsun azıcık. Şu ince, mayasız ya. Ya beklemeyecek ya korkuyorum. Yok yok olacak. Şöyle dikdörtgen yapalım. Tabii tabii olacak ama. Bakın şöyle ortadan bir keselim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam olacak Serpil. Şöyle bir de buradan keselim. Seviyorum ya hamur işi. Candır. Daraltma kardeş. Serpil buradan koysana hemen. Bir tanesini saralım. İzleyicimiz görsün. Biz reklam arasında bunu fırına verelim. Çünkü çok güzel tariflerimiz var. Evet ben bir tanesini hemen gösteriyorum. Ay kaçtım. Şöyle bakın. Yaptıktan sonra, kestikten sonra hop 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 hop. Var ya bu çok güzel olacak ha. Pufidik pufidik Serpil. Evet. Aldım. Kabarmalara doyamayacak. Geldim. Nermin kocamdan çok seninle dans ettim. Evet, kıymetli izleyenlerim burası bildiğiniz Maldivler gibi yani. Tepeden ışıklar geliyor. Klima da çalışıyor her şeyde var ama yanıyorum. Tabii. Vallahi. Ama olsun iyi oldu şu seri seri portakal yedik. Kız aklımı seveyim Nermin. Vallahi iyi gitti. Çok iyi oldu. Mantarlı bir pilav yapacağız kıymetli izleyenlerim. Bakın tavuğumuzun yanına Allah'ım bununla ekmeği bandır bandır ye. Gerçekten söylüyorum. Şu tarif efsane bir tarif. Bakın şöyle köftelerimizi döndürüyorum. Vallahi ben onu sıçacağım şimdi biraz. Aynen bunun birazcık kaymak tutmuş halini. Tam böyle bunu aslında sosunu ne yapın biliyor musunuz? Yemek esnasında koyun. Mayasız dedik. Yani mayalama derdi olmayan bir poğaça dedik buna biz. Aslında içinde maya var ama 40-45 dakika mayalandırma yapmadan direkt tepsiye koyup pişirebileceğiniz çok pratik bir tarif verdik aslında. Taktiğimizi de gösterdik. Fırın ayarını düşük tuttum. Şu an 160 derecede. Bakar, bakar mısınız? Kim der ki
mayalama yapılmadı, beklenmedi. Bakın o kadar güzel bir şekilde kabarmaya başlamışlar ki tam istediğim kıvamda. Şimdi ben bunu altına arttırabilirim. 170'e koymuştum ilk mayalamayı yapmak için. Şimdi pişiyor efendim. Nermin, bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Kız baksana karşı ekrana. Arkaya bak. Aa orada da evet deminken bizi çok gördüm. Güzel ama. İyi oldu. Çok büyük ekran. Evet. Okuyacağım Gülşah Hanım. Kaçmıyoruz buradayız Gülşah Hanım yani. Sabaha kadar buradayız. Ya iyi dedi. Her yer bizim. Şimdi efendim Serpil de ekranda kendini görünce nasıl sevinmiş. Öyle değil mi Nermin? Ben bugün birilerini tanıdım. Bütün hızlısım akrabalarına. Şuradan ama bak ben burada hareket yapıyorum ya. Oradaki hareket birazcık geç. Gecikmeli geliyor evet. Ha, oradaki işte ekran çok yayında, büyük. Hani ola ki bir şey söyledim böyle oluyor mu Hüseyin Hoca? Bipliyor musunuz? Biz biplenecek cümle mi kuruyoruz? Tat ya mı? Diyelim ha. Ki kurduk. Tabii. Hüseyin Hocam. Canlı yayın 7 saniye miydi? Orada bence... Şimdi ne diyorum biliyor musun Hüseyin Hocam? Şimdi bak ekrana böyle birazcık geç geliyor ya benim hareketlerim. Ola ki ben yanlış bir şey söyledim. Siz orada onu kesebiliyor musunuz? Evet. Gerekirse kesiyoruz. Yo ben bin bölümdür yapmadım hocam. Ben masum bir kadınım. Yani kendine de nazar edeceksin maşallah deyip hadi gel soğanımızı şu an. Bir kere yaptık TT olduk zaten. Daha da yapmam. Gülşah zaten oradan bir daha bir şeye karışmaz değil mi Gülşah? Ya o bir şey değildi ki be. Mantarlı pilav. 250 gram mantar, 1 adet havuç, 1 adet orta boy kuru soğan, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 su bardağı basmati pirinci. Bakın sağlıklı sporcuların kullandığı pirinç. 1 su bardağı haşlanmış nohut, sıcak su ve tuz. Basmati pirincinin kokusu olduğu için sizler buna karşı birazcık önyargılı olabiliyorsunuz. Peki bu kokuyu biz nasıl alacağız? Basmati pirinci aslında yeni gelinlerin ve ilk defa pilav yapacakların kullanabileceği çok alternatifli, asla lapa lapa olmayan özel bir pirinç. Ve sporcuların, şeker hastalarının kullandığı, içindeki nişasta oranının ve şeker oranının düşük olduğu bir pirinç. Bunun için aslında ben daha çok kullanmayı seviyorum. Kokusu içinde efendim suda bekletiyorsunuz. Sıcak suyla tuzlu suyu ayarladıktan sonra 1-2 saat bekledikten sonra basmati pirincinin o içerisindeki yoğun aroması kayboluyor. Bilginiz olsun. Biz öyle yaptık. Şimdi bu pilavda da ne yapıyoruz? Soğanımızı güzelce kavurduk. Kavrulan soğanımızın üzerine Serpil pirincini, havuçlarını doğruyor. Evet, geliyorum. Ben mantarları... Bakın ince ince kıymıyorum. Sadece yarım ay şeklinde doğruyorum. Şöyle güzel böyle renkli köftemizin yanına yakışacak harika bir sebzeli pilav yapmış oluyoruz. Nermin benim canım bu aralar bahar pilavı çekiyor. Yapmıştık onunla. Ama ben şimdi şeylisini istiyorum onun çeşidi çok ya. Böyle iç baklalı tazecik. Böyle pırıl pırıl. Sen diyet yapma ya. Sen diyet yapınca canın çok şey çekiyor senin. Ne yapacağız seni? Şöyle. Hı. Ama çok yemezsem sorun yok ki. Her şeyi yiyebiliyorum biliyorsun. Serpil, farkına varmazsın. Çok yemezsem olmaz dersin. Bir bakarsın kilolar gelmiş cana. Tamam işte bayramda kaçırdım. Hı. Şimdi sabah akşam yürüyorum. Kız seni de böyle bu halde görecektim ya. Vallahi gözleri yaşardı değil mi? Dam yemem var. Ben bu kızı... Yürütemez. Spora yaptırana kadar anam ağlıyordu. İşte vallahi. Biraz yürü, biraz şey yap. Şimdi bak azıcık kilo alınca insan nasıl oluyormuş? Demek ki... Vallahi oluyormuş. Büyük konuşmayacaksın Serpil. Yok bu konuda haklısın. 1 milyon kere haklısın. Tereyağımızı da içerisine ekledim. İlk etapta birazcık yağıyla kavurduk. Çünkü tereyağı biliyorsunuz yanıyor yanmaması açısından. İlk etapta sıvı yağıyla soğanımızı kavurduk. İçerisine havucumuzu ekledik. Havuç da birazcık sert olduğu için evet. Bunu minik minik küpler halinde doğradık. Ve şu an güzelce bir önden kavurma yapıyoruz. Mantarı ekleyeceğim. Mantar birazcık suyunu çektikten sonra ise efendim... nohutunu vereceğim. Üzerine de basmatisini vereceğim ve sonrasında demleme usulüyle böyle güzelce pişireceğiz. Çorbaya geçeceğiz. Yani şimdi bakla çıktı diyoruz. Her yerde baklalar var. Pazar rengarenk. Yaz meyvesi, sebzesi artık raflara oturmaya başladı. Her şey zamanında ve mevsiminde güzeldir diyoruz. Ve malum biliyorsunuz ki Eylül ayından biz sizler için harika görseller, harika lezzetler hazırlamaya devam ediyoruz. Ve kış içinde yine hazırlığımızı hep birlikte yapacağız. Bakın şöyle havuç kavruldu. Mantarını yarım ay şeklinde doğradım. İçerisine bırakıyorum. Şimdi mantar sevmiyor benim çocuğum dersiniz. Bu tarifte mantarı çıkartabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış.
Şöyle mantarla birazcık kavuracağım. Ve baklalarım geldi. Dört mevsimi yaşayan nadir ülkelerden biriyiz ya Nermin. Çok güzel. Allah'ıma bir şükür. Gerçekten. Allah'a bak. Yurt dışından bir arkadaşım paylaşmış story. Sanırım neredeydi ya, Londra'dan mı? Londra'dan atmış. Evet. Sabah hava ne kadar böyle güneşli. Sonra birden bir buçuk iki saat içerisinde kapkaranlık olmuş böyle. Kız şey diyor, hani nasıl giyeceğimizi, ne yapacağımızı bilmiyoruz. O kadar mutsuzuz ki yani. Gözünü seveyim demiş Türkiye'nin. Hakikaten doğru söylüyor. O havanın o kasvetli hali. Ya bir güneş, bir karanlık. Yurt dışında bunu kalanlar çok yaşıyor. Almanya'da da mesela öyle. Bir kere Almanya'ya gittim ben. Bildiğin günlük güneşli. Birden kar yağmaya başladı. Ay görüyor musun? Kar yağıyor ya yani. Sonra durdum, doluya çevirdi. Dolu yağmaya başladı falan. Çok enteresan ya. Mart'tı yani, bir de öyle kış falan da değildi. Evet yani işte. Yani diyorum gözünü ya, seveyim bizim buraların. Şanslı insanlarız vallahi. Evet, nohutumu da ekliyorum. Tuzumu verdim ve basmati pirincimi ekliyorum. Çok kavurmayacağım, direkt suyunu koyacağım. Sen gelene kadar ben şunu doğrayayım mı? Soğanı mı doğrasan da olur. Bunları gösterelim, tuzlu suda beklettiğim şey, limonlu suda beklettiğimizi. Çıkartmış bulundum. Baksana ne kadar güzel yeşil yeşil kalmış. Bir de Serpil Hanımcığım, suyu rica edeceğim sizden bunun üstüne. Sen basmati pirincini seviyor musun Serpil? Severim. Serpil sen neyi sevmiyorsun? Ya şöyle, kara lahana ile aram bir tık yoktur. Severim demen çok güzeldi. Ha severim, vallahi severim. Koy Serpil. Yani... Severim. Her şeyi severim. Ama basmati deyince de aklıma benim hep böyle çünkü safranlı mafran. Sebzeleri de seviyor yani. Öyle çok. Sebze de ayırmıyor. Çiğden miyden yiyor. Ben çok yerim biliyorsun sebze. Koyalım sebze. Koyalım Serpil Hanım, koyalım. Biraz daha koyabiliriz Serpil Hanım. Basmati benim için çekiyor ya. Et ha, yoksa tamamdır. Ot. Değil mi? Of, nasıl güzel bir pilav oldu Serpil. Aman da aman, kapatalım kapağını. Tuzunu koydun. Koydum. Her şeyini koydum. Bu arada ilk Serpil ile tanıştığımızda 2018 yılında TRT1'de program misafirim var programında. İlk geldi bu şimdi, böyle oturdu falan filan. Ben de dedim ki yani yaşına Hürmeten abla diyeyim dedim. Hürmeten derken Nermin? İşte sevdim yani, hürmet ediyorum sana yani. Ha. Döndü bana dedi ki abla deme bana. Sen dedi bana abla deme Nermin Hanımcığım dedi. Dedim sen de bana dedim uzman hanım deme. Tamam öyle onu kaldırmıştık ama. Şimdi seninle hani ilk tanışıyorum ya böyle tabii ki bir... Ama ben diyorum, abla deyince bu bir kaldı ama. Kaldım baktım valla. Soru sırf bana değil, herkese. Şimdi aramızda yaş farkı var yani, normalde ben abla derim yani. Ama izin vermiyor ki. Hani şimdi izleyicimiz demesin Serpil falan diyorum ya sana, o yüzden. Yani şöyle... Abla diyeyim mi? Hayır tabii ki deme. Aa tövbe estağfurullah. Nermin aramızda da uçurum yok, rica ederim. Aşkım 7 yaş. Ben hani... Vedat'ın 5 yaş büyüğüm abla diyor bana. Yani ben 30'um, sen 37'sin Serpil. Oldu değil mi? Bak gol attım. Bak yine sustum Nermin. Çünkü hoşuna gitti. Bak 30'lar güzel. Şimdi efendim bakın. Baklayı seçtik, temizledik. Ne yaptık Serpil? Limonlu suyun içerisine koyduk. Bilmiyorum ne yaptık. Neden gitti, limonlu? Biraz da şey, un da mı koyduk? Tabii bir çimdik un. Bakın un da var içinde. Yemyeşil kaldı, tamam mı bunlar? Yemyeşil kalması için böyle bir pratik püf noktası. 37 dedim. 37 yaşındasın. Ne istiyorsun Serpil? Nermin senin aramızda 7 falan yok. İzleyicilerimiz bak şimdi sen söyleyince hep ciddiye alıyorlar Nermin. Kızım kaç yaş var? 10 yaş mı? Hayır 6. Ya yürü, yürü Serpil. Nermin. Yürü Serpil, beni konuşturma şimdi. Nermin. Şöyle. Serpil niye takılıyorsun yaşa? Yaşlanmak güzeldir ya. Allah Allah. Büyük. Bak pilavın taştı. Şimdi tabii sen beni üzdün onda. Baklayı minik minik doğruyoruz efendim. Çok minik değil. Söyledim. Ben yaşlanmak istemiyorum ki. Evet. Yani bana sormuyor. 250 gram taze bakla, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1 adet yumurta, 4 5
Su bardağı kadar tavuk suyumuz, bir adet küçük kuru soğanımız var, tuz. Üzeri için 2 yemek kaşığı tereyağı, dereotu, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Unlu ve limonlu suyumuzun içerisinde baklamızı ayıkladıktan sonra bekletiyoruz ki kararma yapmasın. Ve üzerindeki, biliyorsunuz ki maalesef artık bu ilaçlanma muhabbetleri olduğu için bütün aldığımız aslında sebzeleri çok güzel bir şekilde yaktık mı? Yandı mı? Bütün aldığımız bu sebzeleri bak gidiyor eve yandı mı deyince. Yanmadan söylesene. Çarp çarp. Yok sana börek. Poğaça. Bakayım. Yandı mı? Getir bakayım. Kaçın bakayım. Kaç. Neyse tam kıvam. Tam kıvamında. Tam istediğim gibi. Tam istediğim gibi. Ay çok güzel kabarmışlar. Kim der ki hiç mayalamamadı. Bakar mısınız kıymetli izleyenlerim? Işıl ışıl gözüküyor. Maşallah subhanallah. Bu arada ben bu çorbaya da bayılırım. Serpil Hanım'ın bayıldığı çorbaları yapıyoruz. Meyaneli meyaneli mis gibi. Şimdi bakın efendim buraya birazcık un koyacağım. Serpil şimdi getiriyor bana. Birazcık yağ koydum. Tereyağını üzerine yakacağım. Ya. Soğanı koyalım Serpil Hanım. Soğanımızı burada güzelce kavurma işlemi yapacağız. Ay görüyor musun? Hayat. Ben buraya bunu niye attım? Şuraya atacaktım. Hayat hayat zor. Burada ben bir sos hazırlayacağım. Bana soğanım kavrulana kadar. Yani yaş. Bir çırpıcı rica edeyim. Bakın burada koyuyorum. Kremam var. Sana şunu vereyim. Aynen onu soğanla biraz kavursak. Ha, orada bir çeviri de biliriz, çevirmeye de biliriz bu arada. Hepsini burada yapayım bence, dur. Bence de. Şöyle bakın, yumurtayı sarısıyla birlikte koyuyorum, sıkıntı yok. Unu içerisine ekliyorum. Tuzun birazını buraya koyacağım. Birazını da direkt soğanlarımın üstüne ekledim. Burada bir çırpma işlemi yapıyoruz. Bu baklı çorbamızın meyanesi olacak. Ay çok güzel oldu. Et suyu veya tavuk suyu. Mükemmel oldu. Şifa defosu bir çorba. Aynen öyle valla. Kaç dakikamız var kıymetli reji? Tamam. Şöyle soğanımızı kavurduk. Baklamızı da içerisine koyuyoruz. Bir miktar da baklayı burada Serpil kavursun. Serpil'in en sevdiği çorbayı yapıyoruz. Hayır düştü. Dereotunu da en son üstüne. Evet finalde. Tava alabilir miyim? Yakacağız değil mi? Minik varsa. Kız ne anladın? Bak şimdi öyle söyledin ya kafama takıldı. Ne takıldı gene ya? Sen gencecik kadınsın. Vallahi benden gençsin sen ya. Görüyor musun? Benden gençsin tamam ya. Bana abla diyebilirsin Serpil. Yani ama şey oluyor Nermin. Bize sormadan. Bana abla desene Serpil. Ben severim desin. Pazarcı amca var. Ay Allah cezanı. Ne abla diyebilir. Ne olur ki ya? Kadın istiyor yani. Ne Serpil? Yok demem. Ama şey var. Böyle bizi sormadan gidiyor, akıyor gidiyor ya. Bir sor bakalım, benim ruhum kaç yaşında? Senin ruhun büyümez, sen çocuk ruhlusun. Tamam ama kimlik büyüyor. Seda Sayan küçültmüş sanırım, sen de küçült. Ama bir gerçek var. Onu saklayamazsın. Yalanlarla kendimi mutlu edemem ki ben. Serpil sen hiçbir şey beğenmiyorsun, ne yapayım ben? Yok, bir çıkmazdayım aslında, bir çıkmaza girdim. Neyse olsun. Görüyor musun? Gidersin en kötü ismini, yaşını büyük tutmuşlar dersin. Annem, ha, böyle baba. Kendimi kandırayım. Aksine de günü gününe yazdırmışlar Nermin. Ne gerek varsa değil mi? İçine geç yazdırır. Ha bir de 5 yaşındayken yeni doğdu diye yazdır. Rahmetli anacığım demiş ki yok günü gününe. Benim annem de biliyor musun çok pimpirikliymiş o konuda. Vallahi ya. Ne var sanki? İkisine de geç yazdır. Ne var zaten genç gösteriyoruz. Ben de tek ben de çocuklarımı günü gününe yazdırdım ama. Olmaz. Bakın efendim suyumuzu döküyoruz et suyumuzu. Şu an çalışasım yok. Şöyle güzelce kavurduk. Çalışasım bitti. Şimdi burada bir meyane yaptık. İçerisine yumurta sarısıyla akını dahi koyduğumuz efsane bir karışım. Onun içerisine ekledik. Tuzunu ekledik. Nermin sen şu suyu daha şimdi döküyorsun bak. Evet ya orada geriden gidiyor. Kız bak. Kafam karışır bakmayayım dur. Şöyle güzelce. Ay. Döküyorum bak of ipek gibi. Burada efendim güzelce gibi. Çorbamız ne olacak? Pişecek. Pişecek.
Tamam, sunumlara geçelim şimdi. Ben de şimdi kalan 5 kişiyi açıklayacağım. Ay çok sevdim şu ekranı Nermin. Ben de beğendim. Vallahi gözüm kaldı değil mi? Şöyle güzelce burada kaynayacak efendim. Sen 5 kişini seç, ben de buraları toplayayım. Tamam. Sen buraya toplana kadar ben 5 kişi... Aa 5 kişi seçeceğiz. Bahadır. Sen 5 kişini seç. Kız Özlem orada işin ne kız Allah cezanı. Şey alıyor, tatlımızı getiriyor. Kız oradan. Kız. Bak gördü, yakaladı kamera seni. Özlem gel. Gel Özlem. Özlem nasıl eğildin geçerken? Geçtim mecbur. Ay bir şey söyleyeceğim, bakar mısın lütfen? Bak birazdan bunu göstereceğim. Oo Bahadır çok iyi olmuş, bakar mısın? Bahadır değil ki bu. Bu Bahadır. Değil Bahadır mi? Hayır evet. Bahadır. Serpil ya yürü Allah aşkına, bir de yaşlanmadım diyorsun ya. B12 mi oluyorum Nermin? B12'ni al bence de. Gel Bahadır açıklayalım seninle. Geldim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi, hadi bakalım. Sen unutursun ben. Serpil bir yandan sunumları yapsan. Geldik. Bakın şal şeyine girdim. Hadi bismillahirrahmanirrahim videosuna. Dur. En yeniler diyelim. Bu sefer yenilerden seçelim. En yenilere geldim. Böyle Bahadır kaydırıyoruz. Tamam mı? Bak. Bak. Böyle. Böyle ilk drone'a verelim Bahadır. Bak. Dur. Kim durdu acaba? Şuna. Nermin Öncüm, programınız harika. Muhteşem tatlarla bizleri buluşturuyorsunuz. Sizi seviyoruz. İnşallah bu güzellikler bana nasip olsun demiş. Arkadaşlarını da etiketlemiş. Hemen kaydettik. Nuray Hanım'a gitti. Nuray. 4 tane kalmıştı yine. İkinciyi seçiyoruz. Nuray sağlıkla kullan. Evet. İlk Urfa, ikinci tatlı şifreleri yazmış. Sizi beğenerek izliyoruz. Çok tatlısınız. Ben de sizin gibi şef olmak istiyorum demiş. Esra Kenan 94. Hemen... Daha 94'lü o küçük. Evet. Etiketledim. Şey kaydettim. Güzelliği onu geçelim şuradan. Ha şöyle. Biraz daha geçiyorum. Biraz aşağılara inelim. Evet. Şık Aynen. olmalı kadın dediğin demiş. Gülüşü, duruşu, bakışı ve hatta gidişi bile güçlü kadınların yanındayız. Nermin Hanımcığım başarılarınızın devamını dileriz. İyi yayınlar, güzel şallarınız bana nasip olsun demiş. Oldu vallahi. Ayşegül. Ayşegül şiir gibi okudu Nermin. Hemen Beyaz TV'ye gidiyoruz. Hemen Beyaz TV'ye gidiyoruz canlarım. Bakın geldik. Girdik Beyaz TV'nin gönderisinin altına. En yeni bakın, hiçbir şeyimiz yalan dolan yok. Hile yok. Geliyorum. Geldim, geldim, geldim. Şöyle. Dur hadi bir yerde dur. Hah. Yağmur. Merhaba Nermin Öncüm. Sizi çok severek izliyorum evimize. Ne şak atıyorsunuz. Her gün şık ve zarifsiniz. Çiçek gibisiniz Nermin Hanım demiş. Bol bereketli günleriniz olsun. Yağmur'a da bir şalımızı gönderdik. Toplamda 4 tane seçtik değil mi? Hayırlı uğurlu olsun efendim. Bitti sağlıkla bereketle kullanın. 8 kişiye şalını ulaştırdık. Bitti mi şimdi yani? Bitti. Tüh bir de ben seçiverecektim sana. Bak şalım şeyimiz kaynadı. Bir dahakileri sen seç. Bak çorbamız kaynadı. Ay nasıl güzel lokum lokum. Ben şeyini hazırladım, sosumuzu yaktım. Şimdi köftemi ısıtıyorum. Ben kazan dibini göstermek istiyorum izleyicilerime. Ha, al ver senin Serpil. Spotuan yanında. Bence bana şey ver Serpil. Silikon, ne vereyim? Silikon ver. Korkuyorum. Ha. Silikonla kaldırayım. Bir de bıçak. Bunu vereyim, şunu al. Bununla önce yap. O küçük kırılır, bu daha güzel olur. Bunun büyüklüğünü de kes bence Nermin'iko. Vallahi güzel olur. Bak şöyle yapıyoruz. Hoppa. Olmazsa Bahadır'ın yüzünden. Bahadır içine girdi. Bahadır hazır mıyız? Çıkacak mı Nermin? Şal Serpil. Umudumuz. Dur bakayım kız. Bence şununla yapsana. Daha rahat. Yok kaldırayım dedim sadece. Ha. Tutayım mı? Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bir yerde de iyi oldu. Tek seferini yüzüstü çevir bence. Hay çok güzel. Yapamazsın.
Böyle kalsın ha. Kim demiş? Hey, kazan dibine bak. Bak, bak, bak. Hop. Hmm. Gel annem. Buyur kaktır Nermin onu. Gel annem. Ay çok güzel oldu. Hı. Tepside yapmaya hiç gerek yok. Vallahi uğraş mıttığına Ay, değmez. Dar değil, kesseydin azıcık. Ha? Dar dar. Oh. Kes oradan Nermin'i koy. Ay bir daha da daha da tepside uğraşmam sana diyeyim. Çok güzel olmamış mı? Gayet de güzel oldu. Dur ben onları biraz sıkıştırayım mı ne dersin? Bence sıkıştırabilirsin. Oo çok iyi ya. Sana bir şey diyeyim mi? Vallahi tepside uğraşmalık hiç şey yok. Buraya girebilir misin? Tamam ben burada peçeteyle alacağım. Ha? Bunun üstüne fıstık. Bence hiç koyma. Çok güzel karamelize olmuş. Ne dersin? Vallahi İstersen iyi. Veririm ama. Bak yok bence de verme tamam. Hiç Şimdi bir yok. Tadıyorum sizin için. Mükemmel. Tadıyorum. Vallahi. Şef olmanın en güzel yanı. Herkesten önce tadıyorsun. Mükemmel. Yemin ederim. Şunu çok güzel yapan bir yer var. Artık ben de reçetesi Serpil. Sana bir şey söyleyeyim mi? Tatmalısı Serpil. Hiç gerek yok şeye. Serpil tatmalısı. Tepsi de yapmayın kardeş tava. Tava aç, aç Serpil. Muhteşem efendim. Efendim pilavımız demleniyor, pişiyor. Çorbamız fokur fokur kaynıyor. Sadece yağ kaldı üzerine ve dereotunu atacağız. Sunumlarımızı hazırlıyoruz. Masada buluşacağız. Hiçbir yere ayrılmayın efendim. Çok kısa bir aradan sonra. Evet kıymetli izleyenlerim, bize ayrılan süre içerisinde bugün yine çok lezzetli, çok güzel, çok tatlı bir program hazırladık sizler için. Görmüş olduğunuz üzere dereotlu, efsane, mayalanma, derdi olmayan harika bir poğaça yaptık. Bunun içini sizler için göstereceğim. Bakar mısınız? Aman yarabbim ya, gerçekten çok iyi olmamışım. Gerçekten gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Sonrasında efendim çok güzel özel soslu bir köfte yaptık. Köfteyi bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Tabii bizim şu an soğuduğu için kaymak gibi tutuyor. Bunu sıcak sıcak tarifi yapacaksınız. Hazır baklalar çıkmışken ipek gibi kıvamıyla bakla çorbamızı hazırladık. Ve bu da yetmedi efendim. Hemen kazan dibine dönmek istiyorum. Tavanın içerisinde şipşak tepsi kirletme derdi olmadan tavanız içerisinde yanmaz yapışmaz bir teflon tavanın içerisinde rahatlıkla yapabileceğiniz efsane bir sunum. Ve az önce Serpil'le dayanamayıp arada yediğimiz efsane tane tane olmuş mantarlı pilavımız. Hepsi mis gibi olmuş. Gönül rahatlığıyla tarifler birebir. Deneyebilirsiniz efendim. Bugünün menüsünü bizlerle belirleyebilirsiniz. Tatlısından tuzlusuna her gün efendim sizlerle Beyaz TV ekranlarında olmaya devam edeceğiz efendim. Yarın yine çok özel bir menüyle, çok özel bir konukla sizlerle olacağız efendim. Yarın sürpriz bir konuğumuz var. Kendisini askere uğurlayacağız. O yüzden siz olun efendim. Yarın saatler 15.00 dediğinde Beyaz TV'de buluşalım. Bir asker kutlaması yapacağız yarın. Askeri gönderiyoruz efendim Allah nasip ederse. İsim vermeyeyim sürpriz olsun. Acaba kim askere gidiyor efendim? Yarın Beyaz TV ekranlarında görüşmek dileğiyle. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En güzele Rabbime emanet ediyorum. Hayırla, uğurla yarını bekliyorum. Siz de bekleyin efendim. Allah'a emanet olun.